Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. House Flipper'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm oldu? 6 mı oldu? Hatırlamıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. İkinci banyo ihtiyacı. Günaydın, hayli büyük bir ev aldım. Ama evin içinde ikinci banyo yok. Vah vah vah. Evde yaşamaya başladıktan bir hafta sonra fark ettim bu durumu. Artık dayanılmaz bir hale geldi benim için. Mutfağın yanında bir oda var. Ondan harika bir banyo olur bence. Hatta gerekli bağlantıları bile vardır belki. Ayrıca yatak odasındaki duvarları da boyamanız gerekiyor. Saygılar, Kemal Erik. İkinci banyo eksikliği nasıl katlanılamaz bir hal alır ya? Neyse. Yermeyelim. Keşke Garden Flipper DLC'de değil de normal House Flipper DLC'de de, yani şu anda oynadığımız kısmında da bahçe işlerini yapabilmek için o alet edevatı kullanabilsek. Hemen şuraların çimini biçerdim. Güzel bir XP ve seviye kasardık. Ama onun yerine mecburen elle, el yordamıyla bu işi göreceğiz. Tamam, bahçe işi bitti. Bu zorunlu değildi de ben yapmak istedim. Şu duvarı yıkıyoruz. Hemen girişelim hiç beklemeden. Önce şu kapıyı satayım. Şu rafları satacağız. Burada tesisat var. Peki, burada bir şey görüyorum. Ne bu sarı? Ha. Tamam. Burada başka bir ihtiyaç yok. Burada bir ihtiyaç yok. Açıkta kalan duvarları boyayacağız. Burada bir ihtiyaç yok. Gökyüzü mavisi. Alalım, indirelim onu buraya. Small yeter herhalde. Neye takılıyorum ben? Heh. Burada bir ihtiyaç yok. Çekici lavanta ve parlak lavanta. Bunları da hazır ettik. Önce şu banyoyu halledelim. Şunun vidalarını bir sökeyim hemen. Tamam. Hemen hemen. Sen istedin bunu. Al. Al bakayım sen. Hocam, böyle yakıştı mı ama yani? İlginç. Bunu koyunca tuvalet koydum diye kabul etmemesi çok ilginç. Kendi kendimize kazık attık yani. Tuvalet diyor, burada çıkıyor. Ama dokundurtmuyor. Şunu alacağım bu arada. Şunu alacağım. Cıvık renklerle. Uyuz oldum bu adama. Tamam. Yapalım. Hızlıca. Tamamdır. Duş istiyorsun. Güzel mi öyle? Sana uyanacak güzel. Adam yok gibi ya. Nasıl işin ya? Aplikasyon var. Hasbinallah. Ay, çıldıracaksın şimdi ha. Daha küçük şey yok mu? Bu da oturmuyor. Minnacık bir şey var ya. Ha? Sinir krizi geçirmek. Kardeşim. Kardeşim. Artık şimdi ne yapalım? Ya Allah Allah.
Bir tanesi bile olmuyor ya. Kardeşim onun insanı niye var burada? Onun insanı niye varsınız? Kafayı sileceğim. Vidalardan dolayı değil mi? Ben bu aklıma tüküreyim. Hemen yetenek dağıtalım. Daha hızlı boyama, daha az boya kullanımı. Şu anda aynı anda çift duvara gitmeyeceğim. Hızlı boyamaya gideceğim. En son çift duvara gideceğim. Burada köstebek görmek mi, kürekle daha hızlı kazma mı? Kürekle daha hızlı kazma diyorum ben. Boya da elimizde kalmasın. Şuraları da çirkin çirkin boyayacağım. Adama uyuz olmuştum ya. Normalde böyle bir şey yapmam ama. O adam çok ukala. Heh, nihayet. Evet, %100 bitirdik görevi. Teslim ediyorum siparişimizi. 25 bin lira. Güzel para. Hayrına şuraya bir radyatör takalım ya. Şu evimize de bir el atalım değil mi yani? Hah. Nihayet be. Sipariş gerekliliklerini de %10 düşürelim. Artık ev satın alma kısmına geçeceğimizde kullanacağımız özellikleri açmaya başlayabiliriz bundan sonrası için. Bunu ben eşyaları niye pahalı koyuyorum? Daha sonra sattığımız zaman güzel para eder. Tamam. Bir şeye benzedi orası. Kapımızı takalım değil mi? Kapısız olur mu? Ha, bu dar kapı ama. Bence şöyle yapmalıyız. Kapılar. Şu tarz bir şey olsun. Bunu şu şekilde evin şeyine uyuyor gibi de ahşabının siyahını değişeceğim. Siyahı şu şekilde değerlendirelim. Çerçeve nerede? Şöyle bir çerçeveyle. İç renkleri yani şöyle falan sıralayabiliriz de. Bence böyle hoş duruyor ama rengarenk bir kapı olsun denirse de renk uyumuna dikkat ederek şöyle
Açıktan koyu daha güzel gibi. Neyse, onunla uğraşmak istemiyorum. Çok uzun sürecek yoksa bu iş. Şimdi şu kapının... Şöyle... Tamam. Dış kapı. Hemen bir dış kapı bulalım. Şu örümcek kapıyı seviyorum. Şu da güzel. Şunu alalım. Dur. Basit ama şık bir masa mı oldu şimdi bu yani? İğrenç bir masa ama neyse. Aldık artık. Bir, iki diyeyim. Şuraya üç diyorum. Şuraya dört. Şuraya beş. Şuraya da altı. Hadi bakalım. Şuraya koskoca ahşap gidiyor. Çok saçma değil mi? Nasıl takacağız? Zor oldu ama. Buraya bir palet daha bırakmalıymışım. Şuraya da bir tane bırakmalıymışım. Mesela bak. Bu rengi de değişeceğim. Bu ney mavisiydi bilmiyorum da onun yerine daha sonra başka bir renk koyacağım. Onu video dışı yaparım. Çünkü yine videomuz bir saate yakın olmuştur. Onu ben buraya rengini koyayım, beğendiğim bir rengi. Gri yakışabilir ya. Gri koyalım buraya bir de. Evimizin lambası yoktu. Kapatmadan lambaları da takalım. Bir görev yaptık bugün. Bir de evimize baktık. Lamba. Yani benim kendi fenerim daha çok aydınlatıyor. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bunu kısaltacağım. Bir saat oldu muhtemelen. 40-50 dakikada olmuş olabilir. Yani bakayım yapabileceğim kısa bir görev varsa hemen yapayım. Hatta bir tane Garden Flipper yapabiliriz. Merhaba, annem birkaç ay evde olmayacak. Düğünde çiçeklerin onları çok fazla suladığım için çürüdüklerini söyleyeceğim. Bu esnada favori çiçeklerim olan ayva, üzüm, sarmaşıkları vesaire her hepsini kesin. Çiçekleri evin önünden alın ki geldiğinde fark etmesin. Meydanda bir şeyler kalmasın. Evin arkasına falan atabilirsiniz. Orası benim yerim zaten. Kabul edip başlayalım. Bunu da hızlıca bitiririz. En azından bomboş geçmesin. Çayınız da solmuş. Peki ne istiyor? Orta bu yaban otları sökeceğiz. Peki yaban otlar nerede? Şurada. Maşallah. Bitmiyor yabani ot. Şuralarda bir yerde var. Ha. Ben bahçeden hiçbir şey anlamadım ama. Ne yapmam gerekiyor? İşaretli hiçbir şey yok. Kızılcık çanın
Çanomeres. Tam şuraya bir kızılcık yerleştirelim. Kızılcık nereye koydum? Tamam. Yine kızılcık istiyor. Peki bunu nereye istiyor? Şuraya olabilir mi? Bu çok büyük. Birini buraya, birini de şuraya koyalım o zaman. Sonra frenk üzümü. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Şu katını. Evet, yetenek aldık. Onu da verelim. Evet, bu da bahçıvan için son yeteneğimizdi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.